Arkadaşlar merhaba. Açma. Bırak şunu. Size ne göstereceğim? Aç 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 aç. Şişin. Evet, burada tıraş olmuş bir Arkas var. Kendisi şu an bir aslana benziyor. Arkas. Baksana. Arkas, sen minik bir aslan mı oldun? Sen minik bir aslan mı oldun ha? Isırma. Isırma kızarım. Baba Evet. yatışı görüyor musun? Bu Hep bu ayaklar şekilde böyle. yatılıyor. Hep bu şekilde. Koşarken bir anda bırakıyor kendini böyle yatıyor. Yüzüyor gibi. Arkadaşlar arkası tıraş ettirdik. Daha önce de söylemiştim çok tüylü diye. Çünkü sıcakta tüyleri boğuyordu. Büyük ihtimalle kışa kadar uzar değil mi Seyla? Evet. Uzamazsa Yaz da için. kazak Dün bir tane kırmızı bir kazak giydirdik. Buna görmeniz lazımdı. Çok Çok yakışıyor. tatlıydı. Ura, tospa. Kendisi şu an bir ufak aslan. Ufak aslan değil, ufak bir lan faresi. Ay Kafasını çok tıraş şişiyor. ettirmedik. Hafiften toplandı kafasının tüyleri. Vücudunu temizlettik biraz. Rahatladı bayağı bir. Bu arada dün çok hastaydı. Bugün yeni Evet. kendinde. Niye hasta? Dün aşısı yapıldı. Aşılarını Biraz yaptırıyoruz midesi düzenli. bulandı. Kusunca da yemek istemedi küçük olduğunda. Evet, dün hiç yemedi. Sürekli kustu. Aynı küçük çocuklar gibi aşılardan sonra midesi bulandı. Çok üzüldük. Hatta hep uyudu. Hiç Evet, annem diyor kıpırdamadı. ki bu hayvan diyor açlıktan gidecek diyor. Buna yemek verin diyor. Babam diyor ki o hayvan iyi diyor. Annem diyor ki o aç. İşte yönetmen de babamın şeyi bir dur da Ama Allah yazık diyeyim. ya, hep yattı. Ama ne yapsın? Yorulmuş. Ya kapronunu bırak. O kadar şey bağışladım sana. Bunu mu alıyorsun? Git şuradan, git şuradan. Bugün yerinde durmuyor. Uzak dur benden. Öyle yapma. Yapma işte, alışır ısırmaya. Bana hiçbirini yapamıyor arkadaşlar. Sadece Nurettin ve Süheyla yapıyor Çünkü bunları. tek oynayan bir şey yapma. Bana kedi gibi uysal. Çünkü annem azarlayıp bak diyor. Bu diyor anne tokadı görüyor musun diyor. Bence yakında sana dediğini yaptıracak gibi ha. Ya şimdi de yaptırıyor ki. Senin ona yaptırman lazım. Yaptıramıyorum. Yaptırman lazım. Çok küçük ama Eğit ya. küçük müçük eğitimini vermen lazım. Gıdıklanıyorum yapma lan. Bir uzak durur musun benden? Ya. Al şunu. Al şunu başımdan. Anne ya küçük ama benden hızlı koşuyor. Al şunu Şekle kızım. bakar mısınız? Şekle. Aa, çiş zamanı. Söyle. Eğitim ver Ben köpeğine. bütün kaçamam bundan. Çok hızlı koşuyor. Köpeğine eğitim ver. Ne eğitimi? Gayet de eğitimli benim köpeğim. Öncelikle ısırarak sevmeyi bırakması lazım. Bir. Her yere çiş yapmaması gerektiğini öğrenmesi lazım. İki. Evde yapmıyor bunu ama bahçeyi çiş olarak algılıyor. Yaptı mı? Yapmadı. Bilmiyorum. Yapmamış. Kaprondan uzak dur. Tabii dün hiçbir şey yemediği için mide düzeni alt üst oldu. Midenin düzenmesi lazım, değil mi? He? Susadı. Çok tatlı arkadaşlar. Çok uysal bir köpek. Lan faresine benziyor aynı zamanda. Ne dersiniz? Yakışmış mı sizce bu şekil? Tüylüyken de sevimliydi ama yazın o tüyler onu yakacaktı. Evet, Kışaca çünkü da çok uzayacaktı. balkonda bile yanıyordu camlar kapalı. Evet. Koca balkon yine de yanıyordu. Biz de hani dedik en azından kışa kadar rahatça. Aynen. Efil Aynen öyle olması gerekiyor. Ben diyorum ki keşke Yazın rahat kafasını et. kestirseniz O zaman şuralarını. da çok çirkin olurdu. Affı olsun. Ne olacak? Ben onu öyle sevdiğimi. Arkas gölgeleri arıyor şu an. Ya. Yalmıyor Senin çiçeklerini yolmaya gidiyor. Ne? benim çiçeklerim o. Aralarında geziyor sadece. Bak gölgesine Hayır. yattı, gördün mü? Ay Gölge yerleri. dur. Arkas, Küstü mü? oralar serin ve gölge. Gel Küsünce gel. böyle yapıyor ya da mama yemek istemediği zaman burnunu böyle yere tıkıyor. Gün içinde bahçede bırakıyoruz arkadaşlar, özgürce takılsın diye. Akşamları balkona alıyoruz daha küçük. Hadi bakalım gelecek mi, çağır. Gelmiyor ki. Gelmiyor Arkas. mu? Geliyor, Dayanamadı. dayanamadı, evet. Ya oğlum. Ben kapşonlarımı, hırkalarımı feda etmek zorunda mıyım? Hayır, alıştırırsan her zaman ister onu. Poşeti yok çünkü. Poşetini almışsınız. Poşetle oynuyor. Bir tane poşet düğümle ver eline. Yok.
İşte iki tane vardı, ikisi de yok. Başka boş poşet yok. Oyuncak aldık, oyuncaklara hiç bu dönüp poşet bakmıyor bile. Ama bulduğu poşetlerle oynamaya babamın çalışıyor. Babamın tahtalarını çalıyor. Neden bütün hayvanlarımız böyle? Poşet öyle. Biz verdiğimiz de, oyuncaklarla oynamıyor. Bizde bir sorun var galiba. Nereye gitti? Arkanda yatıyor. Gölgeleri seçiyor oraları. Bırak elleme. Orada gölge. Taşın dibi demek ki serin oluyor. Neyse, balkonda gölge derdi yok. Her yer gölge. Güneş de istediği evet, gibi. Tam onun istediği gibi bir ortam burası. Mutlu burada. Bu arada arkadaşlar, balkonun sadece, balkon diyorum, bahçenin sadece bu kısımdan çıkabilir mi bilmiyorum tellerin altından. Onun dışında çıkıp kaçabileceği bir yer yok. Her yer yüksek. O yüzden buraya bir çözüm bulmamız lazım ki gün içinde özgürlüğe takılabilsin. Merdivenlere bir çözüm bulduk. Merdivenlere şimdilik sadece böyle kısa kısa çitleri koyduk. Onlar şu an engel oluyor ama biraz büyüyünce onları devirir büyük ihtimalle. Üst kısma çıkmaması için. Öğrenir onların ne olduğunu. Evet. Ha bir de şöyle bir sıkıntı var. Çıkıyor ama inemiyor. Hani aynen. Çıkmasına sorun yok. Aynen. Çıksın, demirlerin arasına geçsin, her yer kapalı, evin her yeri, ama aşağı geri inip uyuyamıyor. Evet, inmeyi bilmiyor. Evet. Hala inmeyi öğrenemedi merdivenlerden. Sorunumuz işte tek bu. Yoksa ben bırakırım yani, istediği yeri gezer. Annem de izin veriyor. Girmiyor ki bir yere. Evet. Sadece çiçeklerin hepsini kokluyor. Git, vermeyeceğim. Senin havlun ve battaniyen var. Ben dokunuyor mu onlara? Sevmeyince uzun süre böyle yapıyor. Hani ısırıyor diye sevmiyoruz ya. Hmm. Sevmeyince böyle yapıyor. Evet, çünkü ısırarak sevmeyi bırakması lazım. Neden? Çünkü büyüdüğü zaman da aynısını yapar. O zaman da can yakar. Şu anda bile yakıyor. Bırakması kolay olmaz. O yüzden şimdiden eğitmen lazım ki ısırmayı bırakması lazım. Isırdığı zaman kız ya da sevme. Ben sevmiyorum. Sevme. O zaman yapmaz bir daha. Bak, alıştırmamız lazım. Şu kestiğim şekle bakar mısın? Biz kestik. Gördüm. Şurası şöyle. Tavuk ibine benziyor. Çok çirkin kesmişiz kafası. Ha, bu arada karga yuvamız var ve küçük bir kargamız var. Evet, domates düşmanı kargamız. Bir yönden iyi, böcek topluyor. Bir yönden domateslerimin hepsini yiyor. Çeri domateslerimi evet. Daha biz yiyemeden onlar yiyor. Demek ki onun nasibi. Demek ki. Ama bir de şey, bu karga ne zamandan beri bizde? 2 senedir. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Geçen yıl evimizi kargalar bastı demiştim. Bir videomda. O videoda bir tanesi bayılmıştı ve Nurettin onu ayıltmıştı. Ağzına su falan vermiştik. O karga gitmedi. Çam ağacına yuva yaptı. Ben ismini Yoluk koydum onun. Niye Yoluk diyeceksiniz? Boynunda ense tüylerinde var. Evet, ense tüylerinde bir sıkıntı vardı. Yoluktu tüyleri. O yüzden Yoluk vermiştim ismini. Galiba o bize güvendi. İşte öldürmeden onu su verip ayıltıp geri bıraktığımız için o bir güven şey yaptı galiba, onu da oluşturdu. Bir de 2 saat boyunca çatılarda oturup biz izledik. Aynen. O zamandan beri gitmiyor. Bahçeye hatta şu an çam ağacına bir tane yuva yaptı. İçinde de yavruları var. Nereden tanıyoruz? Çünkü hani belli oluyor. Bir süre sonra alışıyorsunuz. Evet, tanıyorsunuz görünce. Aynen. Hani her şey aynı olsa da diğer kargalarla belli ediyor kendini yani. Gelip evet. Arkasında oynuyor. Evet. Kedilerin kuyruğunu tutup evet tutup çekiyor. Çok akıllı bir karga. Bir ben yönden iyi. Küçük versiyonu var. Şöyle bir durum var. Başka kargalar da bahçeye giremiyor o yuva yapalı. Neden? Bölge belirlemiştir. Galiba. Şey oluyor ya işte, bir ağaca bir karga yuva yapınca diğeri gelemiyor. Galiba. Çoğunun yumurtaları oluyor. Tek sıkıntısı varsa domatesleri yiyor. Onun dışında çok iyi, çok akıllı. Bahçedeki bütün böcükleri topluyor. Böcük dediğim de örümcektir işte. Zararlı şeylerdir. İşte bak, karga onlara iyilik yapıyor. O yüzden artık domateslerimi yemesine bir şey demiyorum. Ama bir de hani buradaki örümcekler öyle şöyle şöyleler de böyle böyleler. Çünkü çimin bayağı içinde yaşam alanları büyükler. Oluyor arkadaşlar. Evet, buradaki örümcekler bayağı büyük. Şu an Arkas Efendi gidip kuşların şeyini yalayacak. Ama onun içi boş bugün. Çünkü arkası, bayat ekmekleri ya da bayat yemekleri veriyorum mamasını kuşlara. Mamasını kuşlar yiyor, arkasının mamasını orada. Evet, çalıyorlar. Bu da onlarınkini yiyor. Anlamıyorum. Hey! Kuşlar yiyor mamasını. Bıktık sen mi? O kadar mama veriyorsan. Tospa. Bir de mamayı beğenmediği için ona mama aldık. Evet. Beğenmedi. Gidip pahalı bir mama aldık. Hatta bayağı kızdım. Ne kadar pahalısın diye. Benden çok masraflasın diye. Ya değil.
Öyle. Ben şeyden korkuyorum. Oralara gidiyor ya. Yılan çıkar şeyin arasında. Yok. Sanmıyorum yılanın çıkacağını. Oradan sığmaz bak, gördün mü? Eğilip sürünse sığar belki. Arkas. Eğilip sürünsen sığar mısın oradan? Bence öyle. Yine de oraya dışarıdan taş koyalım. Bak şu baş var ya, baş taraf. Sanki oradan sığar gibi. Yok be. Bence sığar. Anne taş değil de ter örün. Taşı iter biraz daha büyüyünce. Ağır taşlar itemez. Ağır koyarsan olurlar. Biz öyle yapalım. Ya da dediğin gibi tel ya da taş. Oraya bir şeyler yapalım. Tel yapın. Bütün herkes tel yapmış. Hı-hı. Taş koyalım. Aynen aynen, bir şeyler yapalım. Yemin sadece oğlum, senin maman boş var. Boş içi. Sadece çıkma yeri orası. Başka yok herhalde. Yok. Çitleri aşmayı öğrenmezse eğer güvende. Yani kocaman bahçe onun oluyor. Ama çitleri aşıp bahçe çağır, girersen. Çağır köpeğini, çağır. Arkas. Kuşların pis değil. Kabını yalıyor. Pis. Pis ekmek arkas. Ekmek var ya içinde, o yüzden. Yok içinde hiçbir şey. Ekmek parçasını bırakıyor mu kuşlar? Arkadaşlar galiba arkas bize gelmeden önce yemek atıklarıyla besleniyormuş. O yüzden mamaya alışmakta çok zorluk çekti. Evet. Ekmek falan böyle hemen yiyebiliyor. Bizde veteriner dedi ekmek vermeyin. Sağlığı için zararlı, vermiyoruz ama ekmeği görünce dayanamıyor. Ya bir de şey yani, mamayı da beğenmiyorlarmış. Bazen oluyormuş. Bazen ama en iyi. Dün veterinere götürdük aşısı için. Veteriner dedi ki siz en iyi mamayı, en kaliteli mamayı almışsınız zaten dedi. Ama... Önerebileceğim başka bir mama yok. Sadece sizinkinden düşük kalitede tavuklu bir mama var dedi. Aha. O mamayı belki dedi yiyebilir dedi. Yedi hani mi? Deneme amaçlı onu aldık. Yedi mi? Ha. Yemedi. Diğerine yaptığını ona da yaptı. Ne yedireceğiz biz buna? Ay kafasına atar. Çiçeklerimi koparıyorsun. Gördüm. Yaramaz. Yanıma gel. 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 Git. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar. Bütün gün böyleyiz Arkas Efendi ile. Görüşmek üzere.